tarihin gelmiş geçmişten kötü federasyonu dedi. Dedi mi? Dedi. Evet, yazılı aşaması var. Zaten verdik. Yine mi Ne olacak? Verelim. Evet. Verelim. 4 gün sonra nereye gitti? 5 gün sonra senin yaptığın portrede resimde futbol federasyonu ayağına gitti. Evet, doğru. E tamam şimdi bunlar büyük bir Bu skandaldır. ne Bu Orada Galatasaray başkanında oturmaması gereken biz zattır. Bu kadar abi. Ben bunları söylüyorum işte. Bunlar abi bunları söylememiz Bak lazım. Ya, bu Konuşmamız ayrı. lazım. Bu adamın söylemiyle yaptığı arasındaki büyük bir çelişkidir Bak. Bu bir nörolojik durumdur. Şimdi benim söyleyeyim. için Ya adamın tamam. Ee, kafasıyla kalbi arasında büyük bir uyumsuzluk olduğunu o zaman, gösterir o bu. O zaman ben de tabii söyleyeyim mi? Bu sistemde Galatasaray şampiyon olduğu zaman benim şampiyonum değil. Tamam bunu diyebilirsin. Benim şampiyonum Galatasaray değil. Benim şampiyonum ikinci olursa Fenerbahçe. Ya azlancam Abi da... söylüyorum bunu bu benim fikrim abi. Senin, senin tercihin Bu ta, bu şartlarda değil karışım. abi. Bak bu oyunlarda bu tezgahları değil. Sen dün Beşiktaş'ın gelip de Kartal'ın kalbinden söküp kalbini alamaz. Bu oyunlara gerek yok abi. Sen bir günde o disiplini futbol federasyonu başkanı ey Mehmet Büyükekşi. Gece sen de uyuyamayacaksın. Bak siz hiç biz uyuyamayacaksınız. Dün Beşiktaş'a büyük bir eziyet yapıldı. Galatasaray çıkardı. Beşiktaş'ı yener miydi? Yenerdi. Helalde abi, İyi takım abi. mı? Abi iyi takım. Bak, Beşiktaş, beş daha iyi takım. i̇yi top oynuyor. Ama dün Galatasaray o puanları hak etmedi. Bak dünkü maçtan sonra Kusura mesela. bakma. Seyir konuştuk burada penaltı mı değil mi diye. Tamam mı? Ben Bugün okudum, gazeteleri okudum. Bakın bütün hakemlerin çoğu yüzde sekseni yani evet penaltı diyor. Penaltı olabilir diyor. Tamam mı? Hocaları çıkıyor. Hocaları çıkıyor. Diyor ki bugünkü hakemden çok mutluyum ben diyor. Okan. Bugünkü Onu da hakemden. Biraz sonra. Tamam mı? Ben çok mutluyum diyor. Yani Yani Türk hakemlerine hiç herhangi bir maça yabancı hakem gelmesin demektir o. O demektir. Ben çok mutluyum demek soruluyor. Hayır, bugün güzel bir maç idare etti diyor. Onun için mutluyum diyor. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum ben. Eğer senin hakemlerin iyi değilse Üç tane, dört tane kritik maçım var. Onlara bari getir. Hem varı getir, hem orta hakemi getir. Ki bunu Şimdi biz popülasyonu... söyleyelim. Özür dilerim sözünü. Kesinlikle yine vereceğim. Cuma günü itibariyle yeni bir uygulamaya başladı. Bu da ne katacak, ne ee, e, performansı düşürecek veya arttıracak? Sevgili Seyit karar versin. E, ben biraz sonra bunu aktaracağım isim isim. Futbol Federasyonu'nun yeni almış olduğu bir karar. Çok e, takdir eden, çok olumlu bulan da olabilir. Hayır, bu tamamen başka algı yaratmak için diyen de olabilir. Bunu da bir tartışmaya açmak istiyorum. E, Selim abi, Sen ekleyeceğim şöyle bir şey oldu. Dün akşam eve gittim. Maçın özeti, maçın tamamını tekrar izledim. Uyku tutmadı. Ben e, maçın başında Icardi'ye gittim. E, siyahi oyuncu, Beşiktaş'ın siyahi oyuncusunun arkadan yaptığı hareketin farklı açılardan görüntüsü geldiğinde o penaltıyı atladığımızı ve bence bir Icardi'ye penaltının verilmediğini düşünüyorum. İki, Cengin pozisyonda çekme var. Penaltı değerlendirilebilir ama Cengin de kendini çok abartılı bıraktığını düşünüyorum. Artı en sonda e, kırmızı kart e, gördüğü pozisyonda e, şey Koley. Koley'in yaptığı harekette de Barış Alper'in ayağına bir yaralanma olmamasına rağmen tabanına bir temasın olduğunu ama Barış Alper'in bu işten çok iyi bir şekilde sıyrıldığını görüyorum. Kendini çekerek. Çek. Zıpladı, Hayır. Zıplamasa ayağı kırılır. Gelmiş ayağı. geldiği Güler anda kırılır. teması aa, hissettiği anda zıplayarak dediği gibi Gökmen abini kurtarıyor. Yani kırmızı kartının da ağır olmadığını düşünüyorum. Ben Halil Umut Beyleri dün akşam çok ağır eleştirmiş olabilirim herkes gibi. Siz de eleştirmeye daha da fazla devam edebilirsiniz ama o kadar da e, maçın sonucuna olumsuz yönde etki ettiğini düşünmüyorum. Halil Umut bu maça verilmesi bana göre büyük bir hataydı. Hala travmayı atlatamadığını düşünüyorum. Ama 3 e, pozisyon için kendi adıma Halil Umut Beyler'e haksızlık yaptığımı düşünüyorum.